You're listening to... Yapabilirsin Johnny. Seni seviyoruz, sana güveniyoruz. Bay J on Power FM. İyi akşamlar millet. Benim adım Bay J. Burası bir medeniyetin doğduğu yer Power FM. No one else is, but you are. Bay J on Power FM. Millet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Adım Bay J. 1993 yılında aldığım bir sahne adı bu. Şimdi Power FM'de program sunuyorum. Sonra nerede sunacağım belli değil. Daha sonra da yaşlanıp ölmeyi planlıyorum. Sizden ne haber? İyisiniz. Yaşlanıp ölmek. Kulağa kötü gelmiyor değil mi? Bunun gibi kaotik bir dünyada, her gün yeni bir hastalığın başladığı bu garip dünyada yaşlanmayı başarmak bile iyi bir şey arkadaşlar. He? Yaş ilerleyince hayati önem taşıyan bütün doktor kontrolleri popodan yapılıyor, biliyor musunuz bilmiyorum. Prostat, kolonoskopi, anorektal muayeneler. Korkuyorum bir ara kulak burun boğazcıya gideceğim. Yalnız yaşınız icabı pantolonunuzu çıkarır mısınız lütfen diyecek. Sizinle paylaşmadığım bir şey. Hep şeyi düşündüm, neden popomuza sütyen takmıyoruz diye. Çünkü abi diğer ikisinden farkı var. Olurdu. Geçen hafta Londra'da 44 kilometreye yol yürüdüm, pişik oldum. Hepsi adi külot yüzünden. Sütyen olsaydı ferah ferah. Hayat yaşınız ilerledikçe size adil davranmamaya başlıyor. Yaşlandıkça daha rahat ve iyi yaşamak istiyorsunuz ama daha az iş imkanı kalıyor. Sağlığınız kötüye gidiyor. Daha birkaç sene öncesine kadar atletik bir vücudum olsun da yayın çıkışında kızları ayakkabılarından dışarı fırlatayım diye uğraşırken şimdi tek amacım memelerimin sarkmamasını sağlamaya çalışmak arkadaşlar. Tek amacım, hayır, yaşam amacı olabilir mi bu? Sarkayım ne olur, sarkmayayım. Bu arada hazır programın hemen başındayken sizi uyarmak istiyorum. Ben Bay J, İtalyan vatandaşıyım ve Türkiye'de gösteri yapan tek ecnebi komedyenim. Eğer şakalarıma gülmezseniz, tam demiyorum ama ucundan ırkçılık yapıyor olabilirsiniz. Onu net söyleyeyim de biraz zorlayın kendinizi. Ha değil ki İtalyan şakaları yapıyorum da anlamayasınız falan. Bildiğin Türk şakaları, gülmeniz lazım. Yani en azından asla bozulmayacak olan sıcak İtalya-Türkiye ilişkilerini pekiştirme adına bir vatandaşlık görevi olarak gülebilirsiniz. Olmaz mı yani? Radyo sunucusu değişim programıyla geldim buraya. Türkiye'den de İtalya'ya Recep İvedik'i yolladılar. Hangi ülke daha şanslı söylemek istemiyorum ama mesajı aldınız siz. İtalyan Başbakanı Paolo Gentiloni'den bir mesajım var sizlere arkadaşlar. Bizim pizzamız sizin pizzanızdır. Aynen böyle mesaj. Sen neresindensin Bay J, İtalya'nın? Topuk kısmından. Şaka ediyorum. İtalya'nın çizmeye benzediğiyle alakalı bir şakaydı sadece. Genova, Livorno'luyum. Genova. Atıyorum ya. Büyük ihtimalle böyle bir slogan yoktur. Ama tabii Şişli'de doğup İstanbul'da büyüyünce ancak bu kadar oluyor. Mafyayla bağlantın var mı ailenin filan Bayce? Olmaz olur mu? Mafya İtalyanların atasporu. Evet. Hatta şöyle derler. Bir mafya mensubu nasıl hoşçakal der? Neden İtalya çizme şeklindedir? Tenis ayakkabısına sığmamışlar da ondan. Evet. Dedemin adı ve tabii benim göbek adım oluyor. Giuseppe. Giuseppe adına sahip olanlar İtalya'da Pippo, Peppe, Pippi diye de çağrılırlar. Bu İtalya'ya has bir durumdur. Asla Hasan ismini uygulamaya çalışmayın. Teşekkür ediyorum. Ayrılmayın burası. Pardon efendim. Bay J yayında. Oynamayın burada. Böyle yumuk bir tavşan gibi kalbi var abi. Şimdi öyle mafyayla bilmem ne için. Ne yapmayı planlıyorlar bilmiyorum ama unutmasınlar. Çok pis mahalle çocuğuyum ben. Yes. You're listening to Bay J. No. On Power FM. Hepinize iyi akşamlar, Bay J ben. Power FM'de çarşamba akşamının açılış düdüğü olarak şu anda görevdeyim. Evet, bir düdüğüm ben. Neyse 2-3 milyon dinleyici benimle dalga geçti, alay etti diye moralini bozacak yapıda bir insan değilim. Siz de biliyorsunuz. Söylemek istediğim bir şey var. Dün
programdan sonra sinemaya gittik ablamla. Niye karımla gitmedim diye sorabilirsiniz. Evde dizi izliyordu. Hani şu senaristlerin bile şöyle dediği diziler. Bunları yazıyorum, hala seyrediyorlar oğlum, inanmıyorum. Ay. İçeride dizisini izliyor musunuz? Hala kardeş olduklarını öğrenmediler. Bütün Türkiye biliyor. Her neyse, anlatmaya çalıştım. Bir filme gittik. Adam başı 20 lira ödedik. Tabii ablama ödetmedim herhalde. İkisini de ben aldım biletleri. Aslında o zaman adam başı 40 lira oluyor. Yani benim adamsam 40 benim başıma, ama ablam adamdan sayılmıyor o zaman. Neyse, bunu halledeceğim. Aslında anladım. Bu deba. Film berbat bir filmdi. Ne kadar kötü. Dedim ki ablama, bu film 20 lira etmez. Bu film 5 lira değerinde. Diğer filmlere ödediğimiz parayı veriyoruz. Bu haksız. Bence kullandığımız şeylerin gerçek değerlerini ödememiz gerekiyor. Mesela patronum yaptığım işi çok değerli ve iyi buluyorsa bana dilediğince gönlünce para vermesi gerekiyor. Bordro denen o kağıt parçasına bağlı kalmadan. Evet, tuvalet kullanmayı bilmiyoruz millet. Bir akaryakıt şirketi yönetim kurulu üyesi tuvalet temizliği ve hijyenin önemine değinmiş. Yaptığımız araştırmalara göre insanların %95'i tuvalet kullanımını bilmiyor demiş. Bayilerin verdiği destekle kampanyalarını tüm hızıyla sürdüklerimiz. Ayrıca UNICEF'in diğer bir araştırmasına göre Türkiye'de tuvaletlerin %31'i sağlıksız koşullarda kullanılıyor. Türkiye'de evlerin %6'sında tuvalet yok demiş. Şimdi... ben Bayce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle benim bir daha herhangi biriyle el sıkışmam tarih oldu bir kere. Onu söyleyeyim net. Bu haberin ardından delirmiş olmak lazım. İkincisi, benzin istasyonları, belki bazı markalar, bazı benzin istasyonları titiz davranıyor olabilirler. Bir miktar. Ama tuvalet alışkanlığı araştırmaları için çok da şahane yer değil, değil mi? Sizin için öyle değil mi? Girdiğim hiçbir benzin istasyonu tuvaletinde tuvalet kağıdı yoktu. El kurulamak için kağıt yoktu. Kendi imkanlarınla temizlen anlayışı da bozuyor beni. Bakın ben orta yaşlı bir insanım ve belki biraz el bebek gül bebek yetiştirildiğimi düşünebilirsiniz ama öyle olmadı. Ve birkaç yıl önce hayatımda ilk defa bir Alaturka tuvalete girdim ve tuvalet kağıdı yoktu. Sadece bir maşrapa, bir musluk. Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Yani bu tıpkı cevabını bulması çok zor bilmeceler gibi göründü bana. Popum kirli ve oturur vaziyetteyim. Önce maşrapayı doldurdum. Şimdi dolu maşrapaya bakıyorum ve düşünüyorum. Alttan popoma doğru, yukarı doğru sallarsam popoya gelen su yer çekimi tekrar maşrapaya. Tabii ki elime plan. Başka çözümler aramaya başladım. Maşrapayı kafamın arkasından sırtımdan aşağı döktüm. Bir kanal oluşur. Kanaldan aşağı suyun bir kısmı popodan geçer. 30-40 kere bunu yaparsam popom temizler. Bu o kadar kolay olmadı. Evet, arkadaşlarıma anlattım. Bana güldüler, doğrusunu anlattılar. Sizden tiksiniyorum deyip ağlayarak uzaklaştım. Bir keresinde Amerika'da öğrenciyken çamaşırhanedeyim. Biri benim çamaşırlarımı makineden çıkarıp kendi çamaşırlarını koymuş. Tahmin edin yumuşatıcı gözüne ne koydum? Süt koydum. Süt. On Power FM. İyi akşamlar. Son dakika haberi. Bir göktaşı 4 dakika içinde dünyaya çarpıp bugüne kadar yaşam olarak bildiğimiz her şeyi sona erdirecek. Şimdi çok hızlı bir şekilde spor ve hava durumunu geçeceğiz. Fazla vaktimiz yok. Sonra da sığarsa iki şaka yapıp Zeki Biren'den Bahçıvan'ı çalıp bye bye diyeceğim. Power FM burası arkadaşlar. Bunu hep düşünürüm yalnız. Eğer birkaç dakika içinde bir göktaşı çarpacak olsa bunu size söyler miydim diye. Çok zor bir karar. Yani herkes son duasını ettikten sonra, bir de ister misiniz göktaşı zıt geçiyor dünyayı. Herkes son duasını fazla erken etmiş olacak. Filmlerde tam adamı öldürecekler ya, aynı lafı. Son duanı et, öleceksin. Ya kardeşim, madem bu kadar maneviyata önem veriyorsun. Şu adam öldürme işini bir daha düşün. Neyse, zaten filmlerdeki şeyler hayatta olmuyor. Benim hiç tanımadığım bir amcamdan dünya kadar miras kalıp mirası elde etmem için tek şart 15 gün içinde biriyle evlenmek olmadı sizin. Oldu mu? Evet.
Bugünün haberlerinden bir tanesi. 2030 senesinde Amerika'da yaşayan hemen hemen hiç kimse kişisel bir otomobili olmayabilir. Sonuçlara göre ülkede özel otomobil sahipliğinin 2030 yılına kadar %80 düşeceği ve yollardaki araç sayısının 2020'de 247 milyon, 2030'da ise 44 milyon adede gerileceği öngörülüyor. RethinkX'in kurucusu ve Stanford Üniversitesi görevlisi Tony Seba ve teknoloji yatırımcısı James Arbib, geleceğin şehirlerinde özel şirketlerin işlettiği elektrikli otomobil ağları olacağını söylüyor. Ben fikrimi söyleyeyim. Dünyada petrol bitmeden otomobilinizi çöpe atmayın. Net. Bakın. Demiyorum. Bazı başka şeyler de değişecek o zaman. Yani dandik küçücük bir elektrik arabasıyla kızları nasıl tavlayacağım? Kız tavlama teknikleri değişecek demek ki. 2030'da kaç yaşında olacağım ben ya? Bir hesap yapalım. 60 mı? Hey, gençliğimin bağrında olacağım. Spor arabamı benden alamazsınız. Oto galerisi kalmayacağı için benden başka sevinen var mı? 2030 senesinde. Lanet olsun, villamın otopark girişini yeni asfaltlatmıştım. Neden? Evet arkadaşlar, zayıflamak isteyenlerin yeni gözdesi. İngiltere'de kullanılacak ilk bu. Aspire Assist adında bir zayıflama cihazı. Kilo vermek isteyen kişinin midesine bir tüple bağlanıyor. Midesi yıkanarak sindirilmemiş yemekler dışarı atılarak zayıflanıyor. İngiltere'de pazarlanıyor. Aspire Assist adındaki zayıflama cihazı kilo vermek isteyen kişinin midesine bir tüple bağlanıyor. Cihaz mide içindeki sindirilmemiş besinlerin bir pompa yardımıyla 15 dakika boyunca yıkanarak vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor. Amerika'da 100'ü aşkın hastanın bu cihazla 45 kiloya varan miktarlarda kilo verdiği belirtiliyor. Cihazın üreticileri kullanıcıların yedikleri besinleri iyi çiğnemeleri gerektiğini, aksi halde midelerine bir tüple bağlanan pompanın tıkanabileceği uyarısını yapıyor. Bir bu eksikti. Alet zaten iç açıcı. Sindirim bozuklukları uzmanı cihazın obezite hastalığı için mucizevi bir tedavi yöntemi olduğunu savunurken, bir başka bilim insan grubu cihazın hastalığı tedavi etmeni sadece mideyi yıkamaya yaradığının altını çiziyor. Bayağı iğrenç değil mi arkadaşlar? Yani ben görselini de gördüm bu arada. Çok küçücük bir delik var. Pompayla mideye bağlı böyle taşıyorsunuz yanınızda. Ah. Dünyanın yarısı aç ve biz daha fazla gıdayı çöpe atmanın yeni bir yolunu bulduk. Sen ye ye. Biz onu yıkayıp attırırız. Sindirilmeyip makineyle atılan gıdadan daha sonra çorba falan yapılabiliyor mu peki acaba? Yani o pompanın çekti dolu, hazne dolu. Yediğiniz yemeğin %30'unu tuvalete boşaltabiliyorsunuz bu aletle. Benim teklifim %30 daha az yiyin. İnsanlığımızdan çıkıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Bu alet sayesinde insan dediğimiz şey artık yemekle tuvalet arasında bir borudan başka bir şey değil. Üzgün. Bunu söyleyen ben olmak istemezdim. Üzgün. Power FM. Hayatımı mahvetti. Seninle tanıştığımda ne kadar güzel. Kırdığınla beni bitirdin. Şimdi bir enkazım ve hepsi sana ait. Yaptıklarından memnun musun? Bay J. Vücut çalışan kadınları anlamıyorum. Bodybuildingci kadınları. Yani ne zaman işe yarayacak ki? Barda bir erkek arkadaşına çarpınca yüzünü, ağzını, burnunu mu kıracak? Ne yapacak? Aynı yerdeyiz sevgili dinleyiciler. Bay J, ben burada Power FM'de. Siz dinleyici her neredeyseniz aslında çok önemli değil. Önemli olan aynı fikirde olmamız. Bütün bunları mecbur olduğumuz için yapıyoruz. Ha? Yani bakın, ben öyle modası geçmiş düşünceleri olan takıntılı biri gibi görünmek istemem ama hiçbir çaba sarf etmeden, hiçbir kişisel ilerleme kaydetmeden büyük servetlerin üstüne oturanları görünce çok sinirleniyorum. Ve yanlış anlamış olabilirsiniz, onlara sinirlenmiyorum. Ben neden bunu beceremedim diye sinirleniyorum. Yapamadım. Onların elinde olan her şey benim de elimde vardı. İstesem ben de hiçbir sarf etmeyip ilerleme kaydetmeyebilirdim. Belki hatayı orada yaptım. Kendimi çok fazla geliştirdim. Zaten bu yüzden uzun yıllar kendime iş bulamadım. Bizim için yalnız biraz fazla kalifiyesiniz. Evet, nitelikleriniz bizim boyumuzda. Overqualified gibi. Sonunda sağ olsun radyolar beni kabul etti. Herkesi alırlar işte. Evet. Ve şimdi aralarından en iyisinde kendime sağlam bir yer yaptığıma inanıyorum. Ya siz? Ha, çünkü siz inanmıyorsanız ben sabaha kadar inanayım. Boş, birilerinin beni dinlemesi gerekiyor. 2000 euro istiyorsanız bu haberi dinleyebilirsiniz. İtalya'daki Bormida köyüne taşınanlar 2000 euro kazanacak. İtalya'nın kuzeybatısındaki Liguria bölgesinde bulunan Bormida köyü, deniz seviyesinden 420 metre yükseklikte olmasının da etkisiyle hayalet köye dönüşmüş. Sadece 394 kişinin yaşadığı köyün belediye başkanı Daniele Galliano,
köye yerleşecek herkese 2000 euro ve ayda 50 ile 120 euro kira yardımı vereceklerini söylemiş. Galliano Facebook hesabından yaptığı duyuruda kararın köy konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini ifade etmiş. Aylık kiralar ucuzmuş. Galliano'nun Facebook duyurusunu büyük ilgiyle karşılamış okuyucular. Yüzlerce kişi kendilerine bir iş verilmesi halinde köye seve seve taşınacaklarını yazmış. 2000 euro verecekler ve nefis İtalyan yemekleri yiyip temiz havada yaşayacaksınız. 420 metrede. Yak istemez şaşkın bakkalda yaşamaya devam edeceğim ben. Köy o kadar küçükmüş ki girişindeki tabelada şöyle yazıyormuş. Bormida'ya hoş geldiniz. Gene gelin. Kasaba o kadar küçük ki ikinci sokak yan kasabada. Kasaba o kadar küçük ki posta kodları kesir sayı. Daha fazla devam edeceğim. Hey yo DJ, stop the music. Finally. Programın çocuklar için olan temiz bölümü bitti. Şimdi yetişkinler için erotik segmenti açıyorum. Aman Allah'ım, geliyorlar. Hayır yapmayın. Dinleyiciler, Power FM'in harika dünyasında kendine yer arayanların bu akşam burada çok şey bulacağını söyleyebilirim. Şimdi Bay J tecrübesini yaşıyorsunuz. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Alkışlar. Tecrübeyle birleşen yetenek güzel ürünler çıkarmanıza yardımcı olur. Fırsatları iyi değerlendirmekse apayrı bir konu. Mesela bir dağın tepesine çıktınız. 100 yaşında bir bilgeye rastladınız. Bir soru sorma hakkı verdi size. Allah aşkına naber filan gibi bir şey demeyin. İyi gittiği belli, 100 senedir dağda. Memnun olmasa, poposu sert taşta rahatsız olsa köydeki evine giderdi. Gitti soru hakkı. Benim sorum daha çok şöyle olur. İki kelimelik. Paralar nerede? Nerede? Düşündüğünüzden biraz fazla sporu yapmaya ihtiyacınız olabilir. İngiliz hükümeti bir çalışma yapmış. Yetişkin veya çocuk haftada 5 gün egzersiz yaparlarsa ileride kronik bir hastalık sahibi olma riskleri neredeyse yok oluyormuş. İdeal egzersizler yüzme ve bisikletmiş. Ancak ev işlerinden toz alma ve ütü de metabolizma hızını ikiye katlıyormuş. Ütü mü gerçekten? Bu bilgiler ışığında yeni bir kampanya başlatmışlar. Adı da şöyle: haftada en az 5. Umarım içerik yazmışlardır altına. Bu benim pizza felsefem bir kere, onu söyleyeyim size. Haftada en az 5. Yok be, şaka yapayım. Aklıma bile gelmedi. Evli bir erkeğim ben. Yok öyle bir şey. Günde 90 dakika egzersiz hayatınıza 10 yıl ekliyor. Ama egzersizi yapmak için 20 yılınız gidecek. Cehennemin dibine giden egzersiz sözünü sadece ben mi duydum ben? Biliyor musun, uçakta benim yanıma oturmak istemezsiniz. Aşırı heyecanlı. Yanımdaki insan da huzursuz oluyor. Özellikle de pilot tehlike uyarısı yaptığı zaman. Bu kış hangi şeye gidiyorum bilmiyorum. Çok uçuyorum. Pilot diyor ki, iyi akşamlar değerli yolcular. Esenboğa Havalimanı'na, atıyorum şu anda bir hatırlamıyorum. Esenboğa Havalimanı'na 30 kilometre uzaklıktayız. Kuleden aldığım bilgiye göre aşırı sis ve buzlanma varmış. Ayrıca görüş mesafesi 8 santimmiş. Yolcularımızdan Bay J'nin yakından tanıdığı bir mesafe. Ama ben yine de inişi yapacağım. Çünkü uçak değil. Neden haber veriyorsun? Ne yapacaksan yap. 10 dakika içinde öleceğini bilmekle 10 dakika sonra habersiz ölmenin ne farkı var? Nasıl hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçirdi? Hadi yapmayın, gören de Mission Impossible gibi film zanneder ha. Veya Temel İçgüdü gibi. Neyi seyredeceğim ha? 50 sene evli kaldığım kadın, bütün kazancımı eğitimine yatırdığım çocuğum, kariyer dediğim 40 senelik radyo sunuculuğum ve yaşam sigortamdan aileme 1 milyon ödeyecek olan sigortacım. Bu gözümün önünden geçecek olan. Karım diyor ki bir sürü milimiz oldu, bir yerlere gidecek, bak bu ay daha avançlı filan. Kredi kartından puan kazandım diye bir kablonun yanması sonucu bir motorunu kaybetme ihtimali olan bir uçağa mı bineceğim? Delirmiş olmalısın bunu yapmak için. Artı pilotum da benim de anevrizma geçirme ihtimalimiz aynı. Bir doktor bana şöyle demişti: hepimiz her an bunu yaşayabiliriz. Anonsu düşünebiliyor musun? Sayın yolcular, kaptan pilotun beyin damarlarından biri patladı. Ama bu milyonda biri hepimizin başına gelme ihtimali olan bir şey. Bu yüzden hiç telaşlanmayın. Ben buradayım. Bay
Bay J. Next. Bir erkek deveden benim ne farkım var mesela? Düşünse sinirlenince paniğe kapılınca tükürme huyu olan biriymişim. Evet. Akşam buraya geldiğimde hazır olmak için yapmam gereken kahvemi içmektir. Evet, bol kafein DJ'in programdaki başarısını ikiye katlıyor. Bizim radyonun kahvesi saf telve olduğu için programı sunarken çoğunlukla ayaklarımız tavana basar vaziyette program sunuyor. Ben şu anda amık duruyorum. Gerçekten. Gerçekime karşı geliyor bizim kahve. Nasıl? Madem kahve bize iyi geliyor, niye benim programım hala böyle? Arkadaşlar, kendi kamburuna bakmaksın. Karşısındakinin burnundaki sivilceyle dalga geçen sizlere söyleyecek bir çift sözüm var, tamam mı? Ben buraya çok uzun bir yoldan geldim. Burada çalışan diğer DJ'ler gibi patronun amcaoğlu, teyze kızı, çocukların okul arkadaşı değilim. Ben patron için büyük bir pati malı Guatemala ormanlarından Jamaika... Gereğinden fazla konuştum. Tamam arkadaşlar. Bilmek istediğiniz şeyleri tahmin ediyoruz ve araştırmaların o yönde olanlarını takip ediyoruz. Kadınlar banyoda erkeklerden daha az vakit geçiriyor mu? Ne var, ilgilenmiyor musunuz? İsveçli pazarlama şirketi IHGFM tartışma yaratan bir araştırma sonucu açıklamış. İddialarına göre evet, kadınlar erkeklerden daha sık tuvalete gidiyor ama daha az vakit harcıyorlar. Kadınlar günde ortalama 5 kez banyoya gidip ortalama 3,5 dakika harcıyorlarmış. Erkekler günde 3 defa 5 dakikadan gidiyormuş. Tabii canım, herhalde bu yüzden hep erkekler tuvaletinde uzun sıralar oluyor. Araştırma pek gerçek gibi görünmüyor. Belki de ergenlik çağındaki erkekler çıtayı yükseltiyor olabilirler. Her şey mümkün. Her şey mümkün. Hadi yapmayın. Erkekler tuvalette beka geçirmek değil, bir dakika duramazlar. Hadi yapmayın. Biz erkekler işimizi yaptıktan sonra ellerimizi bile yıkamayız ki. Ne oldu? Ne dedim ben? Ben şahsen hiçbir yere dokunmam tuvalette. İğrenirim. Arkadaşlar bırakın bu iddialara inanmayın. Bir kadın 3,5 dakikada çantasındaki ruju bulamaz. Şaka mı yapıyorsunuz? Bırak Allah aşkına. Ondan sonra cinsiyet ayrımcısı oluyoruz. Gerçekler bunlar. Havada aksiyon var. Aksiyon için Bay J'nin şovuna gel. Havayı koklayan adam burada. Bay J. Kimse beni yemek istemiyor. No one else is, but you are. You're listening to Bay J on Power FM. Türkiye, Bay J ben. Bazen çok strese giriyorum. Çünkü hani enflasyon yüksek ve her şeyin fiyatı artıyor ya. Yakında bir radyonun iyi kalite bir şovmenin ücretini karşılayamayacağından korkuyorum. Bay J ben. Evet, fiyatım ucuz değil ama en azından hakkını veriyorum. Peki neden enflasyon Bay J'nin fiyatını etkiliyor? Bu ne konuştuk biz baştan? Hesap sormak yok. Üzümü niye, bağını sorma. Kimse sormaz bu kadar malzemeyi nasıl bir araya getiriyorsun, bu programı nasıl yazıyorsun, nasıl sunuyorsun diye. Herkes fiyatın niye pahalı. Bu programı aynı performansla hazırlamayı, sunmayı deneyin, anlarsınız niye bu kadar pahalı. Allah aşkına ya. Allah Allah. Arkadaşlar, hayattaki en stresli şeyler, İngiliz Psikoloji Kurumu 2000 kişiye sormuş. En stresli durumlar nelerdir diye. Sevdiği birinin ölümü ve ağır bir hastalığa yakalanmak gibi şeyler listenin başında doğal olarak, ama modern stres kaynakları da listeye girmiş. Kimlik hırsızlığı, trafik yüzünden işe geç kalma gibi. Terör eylemi 10. sırada yer almış. 1. Eşin ve arkadaşın ölümü, 2. hapse atılmak, 3. sel veya yangında evinizin kullanılmaz duruma gelmesi, 4. ciddi bir hastalığa yakalanmak, 5. işten kovulmak, 6. boşanma veya ayrılık, 7. kimlik hırsızlığı, 8. beklenmedik parasal sıkıntı, 9. yeni bir işe başlamak, 10. düğün hazırlıkları, 11. ilk çocuğun doğumu, 12. trafik sıkışıklığı, 13. terör tehlikesi, 14. akıllı telefonunu kaybetmek, 15. daha büyüklüğe geçmek, 16. Brexit, İngiltere'de de yapılmış, 17. tatile çıkmak, 18. terfi etmek, 19'u da ben ekleyeyim, İngiltere'de Bay J'yi dinleyememek, 3 dişe birden dolgu yaptırmaya gitmek, tatile çıkmak bir insanda stres yaratıyorsa tek bir kelime geliyor arkadaşlar aklıma. Namkör. Oturduğundan daha büyük bir eve geçtiği için strese giren arkadaşa oturdu. Büyük evden yarısı boyunda bir eve taşınmanın çok daha stresli olacağını hatırlatmak istiyorum. Teşekkürler. Ne habersiniz?
Yo, man, let's get out of here. Word to your mother. You're listening to Bay J on Power FM. Bir DJ olarak kötü bir show yaptığınızı nasıl anlarsınız? Eğer showdan sonra patron elinde bir çakmakla geliyorsa ve gözünüzün önünde özgeçmişinizi yakıyorsa... Evet. Bana bankisi anlattı. Başıma geldiğinden değildi. Birkaç sene önce yaşamış. Bay J, çalışan arkadaşlarımın beni sevip sevmemesi umurumda bile değil. Müdürler ve patron sevsin yeter. Biliyorsunuz değil mi? Öyledir. İğrenç birisin Bay J. Abi biliyorum be Bütan. Gece birlikte geçirelim mi? Ben bilmediğim bazı iğrençlikleri de senden öğrenirim. Muzla soygun yapma girişiminde bulunduğu için tutuklanmış. Robert Downey bir İngiliz uyuşturucu bağımlısı bir muhasebe bürosuna girip bir torbanın içindeki muzu silah diye silah olduğunu söyleyip paraları istemiş. Ancak muhasebe yardımcılarından biri silahtaki eğimi fark etmiş. Belki değişik bir silah belki. Belki değişik. Ve sakince şöyle demiş, silah olduğunu söylüyor ama bence bir muz. Paraları alamayacağını anlayan adam kaçmış, yakalanmış. 6 yıl hapis cezası almış. Diğer yanda avukatı müvekkilinin o kadar zavallı biri olduğunu söylüyor ki soygunu yaptığı yerdekiler korkmamış bile. Çünkü Peter Sellers'ın Pembe Panter filmlerindeki olayları işleyen bir akademide birinin sizi muzla soyduğunu fark etmenizi sağlayan dersler almışlar. Bu hikayeden bir ders çıkarabilir miyiz çocuklar? Abi çıkarabiliriz. Soygunda sahte silah yerine muz değil havuç kullanın. Evet. Ben dedim ki hapisteki arkadaşları sahte bir gülünç muz soygunu yaptığını öğrenince kolay bir 6 yıl olmayacak. Hey dostum senin aşın kaç ha? Sol 1,5 sağ 3,5. Günün sonu biraz geç olabilir. Yine de hatırlatalım. Bugün genel nezaket günü. Bir günkü davranışlarınıza dikkat edip kibar olmanız gerekiyor. Ben çok nazik ve görgülüyümdür. Aileden herhalde. Mesela restoranda garsonu çağırmak için ıslık çalacağım zaman hangi parmakları ağzıma sokacağımı çok iyi biliyorum. Çok seksi değil mi? Biliyorum. Bazen kendime bayılmaktan ben de kendimi alamıyorum. Zaman nasıl da bize danışmadan hızlı akıp gidiyor. 20'li yaşlarımı hatırlıyorum da. Kahretmesin. Çok da iyi hatırlamıyorum yani ama... Bir gün tıraş olmadığım zaman bana böyle bir Bruce Willis, Don Johnson arası bir Miami Vice havası verirdi. Şimdi işsiz sokak serserilerine benziyorum. Niye öyle ki? Beyazlar var diyeyim. Ay yaşa benziyorum ya. Yıllarca terapi gördüm ve şunu söyleyebilirim ki sanırım artık fanteziyle gerçeği ayırt edebilecek mantık dengesini yakaladım. Tabii yine de neden Kendall Jenner benim yerime hani başka bir takım tipleri tercih ediyor hala anlamış değilim. Ve ne bileyim Tuğba Büküs'ün beni neden aramıyor bilmiyorum mesela. Bunlar hepsi çok garip. Psikoloğum. Ergenlik dönemimde yaşadıklarıma bağlıyor. Annem ergenlik çağında çok üstümüze gelmişti. Ergenlik çağında yaşadığımız değişiklikleri bizim kadar kolay anlamadı. İlk süt yenimi bana 12 yaşında aldı.